Merkezde oturduğum ev yıkıldı. Ben de içindeydim. İki kat çöktü. Biz de ikinci katta oturuyorduk. Resmen enkaz altına çıkmış gibi bir şey oldu. İlk yaptığım heykeli Şahin Özüksel hocam işte gördü. Oğlum dedi, sen bunu niye yarışmaya göndermiyorsun? Yani yönetimden beni aradılar. Bu işin büyüğünü istiyoruz dediler. Bu heykeli yaptık. Bronz dökümünü yaptık. Ve Adana Hipodrom'un bahçesine diktik. Daha üçüncü sınıftaysın. Yani bir de ciddi bir para geçtiydim o zaman. Resimleri sürekli evrilir, değişir zaman içerisinde. Çünkü 5 yıl önceki, 10 yıl önceki resimle bugünkü resim arasında bir fark mutlaka vardır. Hep söylediğim şey şu, kesinlikle acele etmeyin ve sadece çalışın. Merhabalar, Beyaz Tuval online çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Ben İzmir'den Ceren Atasoy, İstanbul'dan Gülsü Saraçoğlu ve Eskişehir'den sevgili konuğumuz Raşit Altun bizlerle birlikte. Kendisine merhaba demeden önce belirtmem gerekiyor ki, Biz ben ve Gülsü Saraçoğlu ikimiz de kendisinin çok büyük hayranıyız. Onun için bizim için çok heyecanlı bir program. Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Nasılsınız? Yani beni like görmenize çok sevindim ya. Estağfurullah. İyi misiniz Raşit Bey? İyiyiz. Öyle işte bu korona günlerinde ne yapalım işte aslında bu bize bahane de oldu. Daha fazla atölyede zaman geçirme şansımız oldu. Daha fazla şey yapıyoruz günde. Yani nereden baksanız işte çok kısa süre uyuyoruz. Doğal olarak. Tabii vücut dengemiz de bozuldu bu süreçte. Ama biz de bunu bir şekilde değerlendiriyoruz. Üreterek değerlendiriyoruz. Nasıl ürettiğinizi ve neler yaptığınızı ayrıca soracağız. Ama hemen ilk başta yani büyük ihtimalle sizi çoğu insan tanıyordur. Yine de kısa bir girizgah için söylüyorum. 1980 doğumlu genç bir ressamsınız. Birazcık hikayenizi bize anlatır mısınız? Yani çok detaylara girmeden tabii ki nasıl başladınız, eğitiminizi nerede aldınız ve hani nasıl bu yola girdiniz? Ben işte 1980 Menemen doğumluyum. Bu Menemen doğumluyum derken de aslında ben Erzurum'da doğmuşum da ben bir 15-20 günlükken bizimkiler İzmir'e göç etmişler. Benim kaydım da olarak İzmir'de yapmışlar. Tabii ben o yüzden özgeçmişte hep İzmir yazıyorum. Her yere İzmir yazıyorum. Böyle bir küçük bir ayrıntı var. İlk defa burada açıklıyorum. Bunu bilginiz olsun. Çünkü çok fazla sormak çok fazla cevap vermek zorunda kalıyorum insanlar. İşte İzmirlisin. Hadi doğrusunu söyle. Hadi bakalım gerçekten de İzmirli mi falan. Çünkü hep şüpheyle yaklaşıyorlar. Ben de hep Erzurumlu deyip geçiyorum normal günlük hayatımda ama özgeçmişlerimde hep İzmir yazıyorum. Ben aslında bu sürece ilk başladığım şey ilkokuldaki resim öğretmenim sayesinde başladım. Tam resim çok seviyordum ama kendimi aslında çok fazla iyi ifade etmediğimi düşünüyorum. Özellikle yazarak veya konuşarak en iyi ifade etme yöntemlerinden bir tanesi de resim. Tabii o hocamla ilk tanıştığım zaman ilkokul 5. sınıftaydı özellikle. Beni destekledi. Yani gördü işte bu çocuk farklı. Öbür sınıf öğretmeni arkadaşlarıma da, hocalarıma söylüyordu. Doğal olarak beni hiçbir zaman bırakmadı. Yalnız bırakmadı. Ortaokula geçtim. O zaman da şey yaptı. Yani inanıyordu. Onun sayesinde ben bir adım atmış oldum. Hiçbir zaman da resim peşini bırakmadım. Bir de zaten akademik anlamda da sıkıntılar yaşıyordum. Bir türlü okul ortamıyla tam uyum sağlayamıyordum. Akademik başarımda da çok ciddi etkilenmeler söz konusuydu. Bir de başka bir şey yapamayacağıma inanıyordum. Mesela ben resim dışında başka hiçbir halta yaramayacağımı düşünüyordum. Ki halen öyle düşünüyorum. İşte tek becerebildiğim şey bu gibi düşünüyorum. O yüzden de sarılabildiğin tek bir dal var. Ona da çok iyi sarılman lazım ve kendini orada çok iyi anlatmaya çalışıyorsun. Kendince insanlara bir şeyler veriyorsun. Tabii bu da karşıdaki, bu da seni güdülüyor bu konuda. Yani daha çok yüklenmeni sağlıyor. Ve bütün hayatını bunun etrafına yaşatmaya başlıyorsun. Bu da tabii benim için inanılmaz bir şey yapıyor. Enerji veriyor, beni gaza getiriyor, beni hırslandırıyor. Doğuşuma gidiyor. Tabii bunun sonuçları da iyi olunca tabii bu seni ileri dönük, seni daha fazla çalışmana, enerjinin daha fazla artmasına sağlıyor. Tabii lise yıllarında da aynı hocayla gene hiçbir zaman bağım kopmadı. Sündüz Çamlık hocamın adı. Tabii orada da
Güzel Sanatlar Fakültesi'ne, pardon, Eğitim Fakültesi'ne resim bölümüne girmemi sağlayan hocalarımdan bir tanesi gene odur. Hatta ben İzmir'de ilk kursa hazırlandığım zaman da Eskişehir'e geldiğimde, tabii köyden gelmişsin, ne olduğunu bilmiyorsun. Ben o zaman Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavına da girdim, Eğitim Fakültesi'nin sınavına da girdim. Sınava girdiğimde yanımdaki arkadaşım, İzmir'den gelen arkadaşım bile biliyordu bölümleri. Ben sadece bir resim biliyordum, bir de grafiği biliyordum, bir de öğretmen olunur diye biliyordum. Onun dışındaki hiçbir bölüm bilmiyordum, bir de heykeli biliyordum. Sınava girdiğimizde bana şey dedi arkadaşım, ya dedi işte iş mimarlık diye bir bölüm var, ona girsene. Ya ben bilmiyorum ne olduğunu, zannediyorum ki mobilyaları oraya, çünkü yaşım ufak, 17 yaşındayım, bilmiyorsun, köyden gelmişsin. Şey dedi işte, ben dedi tamam ya dedim, seni mi kıracağım dedim, onu da işaretleyeyim dedim. Sınava girdim, kazandım, iş mimarlığı kazandım. Bunlar o süper bölüm, harika bölüm ya. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi'nde kazandım, resim öğretmenliği bölüm. Vallahi dedim ben resim dışında hiçbir şey bilmiyorum dedim. Bir heykeli biliyorum, bir resim biliyorum, bir de grafiği biliyorum. Onun dışında hiçbir şey bilmem. Benim tek amacım resim. Resimin hangisinin başında resim ismi yazıyorsa ben ona gideceğim. Ya aptal mısın, resim falan, niye böyle bir şey yapıyorsun? Yok dedim, ben dedim resim. Gittim resim bölümüne, bu şekilde girdim. Hiç pişman değilim tabii. Gene iş mimarlığı kazansaydım herhalde çok da fazla mutlu olacağımı düşünmüyorum yani. Ama gene de bir şeyler yapabilirdim ama asıl amacım şeydi, resimdi. Kafamda başka hiçbir şey yoktu, çünkü başka bir şey bilmiyorsun. Öyle resim bölümüne girdim. Özellikle Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümüne bu şekilde girdim. Tabii öğretmen olma da kafamda yoktu. Hep sanatçı olacağız havası oluyor ya, böyle resim resim. O büyüden hiçbir zaman çıkamadım. Tabii aynı zamanda öğretmenlik de yapıyorum şu anda. Mezuniyetle birlikte 2001'de öğretmenlik de aynı sene başlıyor değil mi? Ben 97'de üniversiteye girdim. 2001'de mezun oldum ama aynı yılda öğretmenliğe başladım. Bu da şeydir, tesadüf. Ben KPSS sınavına girdik. İlk KPSS'nin öğrencileriyiz. Yani sınav alanından ilk öğrencileriz. Bizim zamanımıza kadar herkes atanıyordu. Biz de bir şeyin resmi büyüsüne de çok fazla kapılmıştım. Şey yapıyordum. Ya öğretmenlik istemiyordum aslında. Ben de KPSS sınavına girdik. Ben de şey, rastgele sınav sorularını da hatta salladım çoğunu. Çok düşük bir puan aldım. Şey yaptım. Ondan sonra sınav sonuçları belli oldu. Berbat bir puan var. Tabii ben ailem de illa tutturmuş öğretmen oldu. Zaten resim mantığını hiç bilmiyorlar. Resimden hayat mı kazanır? Resimden kim bir şey yapmış ki ben resimde bir şeyler yapayım? Yani onlar görmediği şey, insanlar haklılar yani. Ya kırmadım. Tamam dedim, ben şey yapacağım, öğretmenliği tercih edeceğim. Tercih ettik. Bingöl'e tayinim çıktı. Bavulumu aldım, Bingöl'e gittim. İlk defa doğuya gidiyorum. Merak da ediyordum zaten. İnanılmaz güzel anılarla döndüm. Tam 1,5 sene öğretmenlik yaptım ama iş orada çok kötü şeyler oldu. Yani Bingöl'de bir deprem oldu. 2002'de bir ciddi bir deprem oldu. Belki bilirsiniz, orada öğrenciler falan ölmüş. Çok fazla öğrenci ölmüştü. O zaman ben de çarşıda oturuyordum. Merkezde oturuyordum. Merkezde oturduğum ev yıkıldı. Ben de içindeydim. 2 kat çöktü. Biz de 2. katta oturuyorduk. Resmen enkaz altına çıkmış gibi bir şey oldu. Yani çıktık resmen, bir şey olduğundan değil. Devlet o zaman bir hak vermişti, tayin isteme hakkı. Ben de o tayin isteme hakkını kullandım. Şey diye, illa işte istediğin şehre gidebilirsin, istediğin yere gidebilirsin, nokta tayin yapma hakkım vardı. Tabii hep hayalimde Eskişehir'de yaşamak vardı. İzmir kesinlikle tercih etmedim, hiç aklımın ucunda yoktu. Ben direkt Eskişehir'e tayin istedim ve Eskişehir'e geri geldim. Tabii Bingöl'deyken de hiç resim peşini bırakmadım. Orada da sürekli resim yapıyordum. Zaten oradaki çok ilginç anlarım vardı. Mesela öğretmen arkadaşlar veya memur arkadaşlar bir lokale takırlardı. Beni lokale çağırıyorlar. Herkes okey oynuyor. Herkes kağıt oynuyor. Hayatımda ilk defa kağıt oyunu gördüm orada. Ve ben bilmiyordum nasıl oynandığını. Kağıt oyunu oynarken bakıyorsun, taşları diziyorlar. O taşların devamını bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşa diyordum, abim siz... Bunun mantığı ne yani, taşların sadece dizilimini bulmaya çalışıyorsunuz. Oturup kafanızda yormuyorsunuz ki. Ben de sıkılmıştım zaten. Birkaç sefer gittim. Bir daha da yanlarına gitmedim. Yani gene evimi atölyeye çevirmiştim. Orada sürekli resim yapıyordum. Gene aynı şekilde devam ediyoruz. Bir araya girmek istiyorum, eğer başka bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa.
Ben hani başta da söyledim, aslında çok hayranınız biri olarak soruyorum bunu, yanlış anlamayın. Böyle ters çok köşe bir soru değil ama bu sanat eğitiminde sanatçılar arasında tartışılan bir şey. Yani bir insan ya sadece eğitimci olur ya sadece sanatçı olur. Hem sanatçı hem eğitimci olmak çok mümkün değildir diye bir tartışma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda ikisi bir bütün olarak düşünüyorum. İyi bilen iyi öğretir. Yani eğitimci, yani bir eğitimci iyileri, yani bana göre resim yapması lazım. Yani sen sanat eğitimcisiysen bu işte biraz ehil olman lazım, yani bilgili olman lazım. İster teknik olarak, ister yazılı olarak, ister sözlü olarak bir bilgin olması lazım ki aktarabilesin. Bilmediğin şeyi nasıl aktarırsın ki? Yani ben ikisini bir bütün olarak düşünüyorum. Kesinlikle ayrı düşünmüyorum. Ayrılamaz, en önemli iki parçadır. Yani ve bana göre sanat alanında iyi olanların hoca olmasını daha çok yeğlerim. Teorik anlamda kalmayıp uygulamada da aktif olmalı ki iyi öğretsin demek istiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Çünkü bu bizi hayata hazırlıyor. Çünkü hocalar bizi hayata hazırlıyor. Benim hocam beni hayata hazırlaması lazım. Mesela kendim basitçe bir örnek vereyim. Ben işte resim yarışmalarına, yani ben ödüller evet. falan var ama on. Hemen hemen hepsi resim heykel yarışmasından ödül aldı. Öyle mi? Ben bunun sebebi tamamen heykel hocam sayesinde. Çünkü benim heykel hocam Şahin Özyüksel, Allah rahmet eylesin. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi bu Şahin Özyüksel hocam anıt işi alırdı. Oğlum derdi işte deseni iyi olanları alıyordu zaten yanına. Anıt işi var diyordu. Gelin yanımda çalışın, ben size şey yapacağım. İşte maaşınızı, paranızı vereceğim. Siz de benim yanımda işi öğreneceksiniz. Biz Şahin Hoca'nın yanında çalışıyorduk. Ben çalışırken öğrendim bunu. Ben yaptığım bütün işleri, heykelleri usta-çırak ilişkisiyle öğrendim. Şahin Hoca'nın yanında çalışıyordum. Heykel öğreniyorsun. Hatta ben ilk yaptığım heykeli Şahin Özyüksel hocam işte gördü. Oğlum dedi, sen de bunu niye yarışmaya göndermiyorsun? Ben de hocam bilmiyorum ki, ilk defa yapıyorsun işte, sürekli şey yapıyorsun. Ya güzel iş diyor. İşte dökümünü yapman lazım. Bir de şey yap, 3 gün kalmış yarışmaya. Ben aldım onu, dökümünü yaptım. Son 2 gün hiç uyumadım zaten. Hatta o yarışma Turgut Pura heykel yarışmasıydı. Pak şey yaptım, res heykeli bitirdim, dökümünü yaptım. Sonra gönderdim yarışmaya, ödül aldım. Ona yakın ödülünüz var değil mi? Hoca beni hayata hazırlamamı sağlıyor. Doğal olarak beni bugünkü şeylerimi onlara borçluyum yani. Böyle usta hocalara borçluyum. Ben hocalar bizim için çok önemli. O yüzden eğitimci yönünde ve sanatçı yönü bir bütündür bana göre. Ayıramayız. 10 tane ödül saydık biz. Gözden kaçırdığımız bir şey yok herhalde değil mi? Yok. İlk mesela üniversitede birinci sınıftayken desen yarışması oldu. Desen yarışmasından ödül aldım. İkinci sınıftayken az önce anlattığım Şahin hocamla birlikte çalışırken yaptığım bir heykel vardı. Onun desteğiyle girdiğim yarışma Turgut Pura'dan. İzmir'de hatta o vakıf. Orayı gönderdik. Ondan ödül aldım. Sonra arkasından şey, Türkiye Jokoy Kulübü'nün düzenlediği bir anıt heykel yarışması vardı. Bu yarışmaya girdim. Bu yarışma da bana şey kazandırdı. Ne denir? Mansiyon mu? İlk şimdi mansiyon ödülü almamı sağladı. Ondan sonra bu heykel yaptıktan sonra, ödülü aldıktan sonra, hatta öğrenciyken 3. sınıftaydım o zaman. O maketi Türkiye Jokey Kulübü'nün müzesinde. Öğrenciyken büyük bir şey benim için. Sonra Jokey Kulübü'nden yönetiminden beni aradılar. Bu işin büyüğünü istiyoruz dediler. Yani anıt boyutu, aslında tam anıt boyutu değil çünkü 2-2,5 metre boyutunda. Yapar mısın? Yaparım dedim. Halbuki şeyim yok. Çok aşırı bilgim yok. Tabii Şahin Hoca'ya danışıyorsun, hocalarımıza danışıyorsun. Ben kabul ettim ve bu heykeli yaptık, bronz dökümünü yaptık ve Adana Hipodrom'un bahçesine diktik. Daha 3. sınıftaysın. Yani bir de ciddi bir para geçti elim o zaman. Resmen öğrenciliğimin 2. sınıf, 3. sınıftan sonra 3-4'ü onunla yaşadım yani. Ailemden bir şey, maddi bir şey beklemedim. Tabii kendi başımıza da idame ettirmek zorundayız. Yani bir hayatta kendi başımıza mücadele edip hayatını devam ettirmemizi sağlamamız lazım. Çünkü para çok önemli bir şey. Bir de bu da hocamızın çok fazla etkisi var. O yüzden hakkını kolay kolay ödeyemeyeceğim hocalarımdan birisidir Şahin Hoca. Siz aslında... Sonra şey... Buyurun devam edin. Sonra gene bir şey, pardon. Sonra Turgut, bir yarışmaya daha girdim.
O da resim yarışması. Jüri özel ödülü aldım. Üniversite düzenli Rotary Kulübü düzenlemişti. Sonra arkasından Bingöl'e gittim. O sıkıntıları yaşarken aslında o zaman paraya da ihtiyacım vardı. Ya benim son sınıfta yaptığım bir heykel vardı. Onu da Turgut Buray'a tekrar gönderdim. Ondan bir daha ödül aldım. İşte böyle birkaç yarışma daha oldu. Şimdi heykelin temeli iyi desenden geçer, değil mi? Zaten siz ya, işin sırrını iyi desenle bir çözmüşsünüz. Sonra da iyi bir ustayla tanışma fırsatınız olmuş. Sanırım bunların da kıymetini bilmiş olmanın herhalde sonuçları da bu ödüller ve bugünkü geldiğimiz, evrildiğimiz nokta. Kesinlikle. Kesinlikle, ama şu ödüllerin ben her zaman şunu söylüyorum. Yarışma konusunda öğrencilerin, yeni mezunların, yüksek lisans doktor öğrencilerin, özellikle genç kuşak arkadaşların girmesinden yanayım. Hatta yaşı çok büyük olana çok fazla yarışmaya gitmesinden yana değilim. Artık sebebini giriyor musunuz? Size. Artık girmiyorsunuz herhalde, değil mi yarışmalara? Yok, kesinlikle girmiyorum. Ben en son 2010'da Yunus Emre resim yarışmasından bir ödül aldım. Bir daha yarışmaya girmedim. Çünkü benim hayatım tamamen resimden yani kazanıp hayatını devam ettirme şartları oluşunca bıraktım hepsini. Sebebini söylüyorum. Çünkü ben mesela bir yarışmada bugün işte 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira para kazandığını düşünün. Senin hayatına çok fazla bir etkisi olmuyor. Çünkü zaten normal bir bizim hayatımız var. Zaten para kazanıyorsun bir şekilde. Bir şekilde bir hayatını devam ettirebiliyorsun. Ama bir öğrencinin o ödülü almasının hazı ve güdülemesi hiçbir şeye benzemez. Haklısınız, haklısınız. Çünkü ben Turgut Pura yarışmasında ilk ödül aldığımda aldığım para bugünün parasıyla karşılığını şey yaparsam 1500-2000 lira gibi para. Ama o para beni öyle bir gaza getirdi ki. Çünkü hayatımda ilk defa böyle... Eskişehir gibi bir yerde, değil mi? Öğrenci cenneti de, evet. İnanılmaz bir, ikiye katlanır o para orada. O inanılmaz bir şey ya. Yani şu anda hiçbir şey benim o anki heyecanımı, yani o paranın belki 50 katını bile bayarsa o heyecanı bana hiçbiri yaşatmaz. Çünkü o anki sıkıntıların, öğrenciliğin kendine ait sıkıntıları var. Bir hayatını devam ettirebiliyorsun. Çok daha minimalize ama bir öğrenci için çok büyük bir şey. Doğru. O heyecan, peki, heykel, hiçbir zaman yaşayamam. Heykel ne oldu? Bitti mi? Şimdi ben heykel ve resmi 2009 yılına kadar ikisini bir arada götürmeye çalışıyordum. Baktım olmuyor bu işler böyle. İki tane ipte cambazlık olmuyor. Ve ben resmi zaten hep kilitlenmiştim resme. Komple heykeli bıraktım. Sadece resim yaptım ama tabii heykeli hiçbir zaman bırak. Heykeli şöyle içimde hep kalıyor. Bazen resimlerimle ilgili heykel yapmak istiyorum. En son zaten Armoni Sanat Galerisi'nde açtığım bir sergi oldu. Bir Avuç Cennet serisi diye bir seri yaptım geçen yıl. 2019. Bu da sadece haritalarla ilgiliydi. Ve orada bir tane heykel yaptım resimlerimle ilgili. İlk 10 yıl içerisinde yaptığım tek heykel odur. Ama halen kafamda var. Çünkü hepsi bir bütün. Çünkü insanlar beni ressam olarak bilmesini istiyorum. Ama heykeli hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. İçimin bir tarafında kalıyor. Hazır geri ve gelmişken haritalar konusunun üzerinden de bir geçelim, değil mi Ceren? Geçelim tabii ki. Neden haritalar? Şimdi haritaların şöyle bir şeyi var. Buradaki kullanılan bütün haritalar başka ülkelerdeki başka şehirlere gidip toplanıp kullanılmış haritalar, üstünde işaret konulmuş, gezildiği yerler. Bunlarla ilgili hepsi kullanılmış haritalar. Ve ben bu haritaları alıp bunları resme çevirdim. O yüzden Bir Avuç Cennet serisi diye koydum. Ve bu haritaların çoğu batıdaki şehir haritaları ama doğuya ait şehir haritaları pek yoktur. Ve bizler küçük cennetler yaratıyoruz yarattığımız şehirlerle. İşte mimarisiyle, farklı şeyle. Ama biz bu insanlar yarattıkları cennetin bir parçası ama o cennet dediğimiz yerlere de insanlar cehenneme göç ediyorlar. Kimisi zorunlu göç eder, kimisi mecburi göç eder. İşte son zamanlarda yaşadığımız işte toplumsal olarak işte Suriye'deki veya Orta Doğu'daki göçler, bunlar hepsi onun bir parçası. O yüzden Bir Avuç Cennet serisi ismini koydum. Benim için çok önemli bir sergiydi.
Ya ben çünkü beni çok ciddiye alıyordum. Benim hayatımdaki en önemli sergilerden birisi diyebilirim. Çünkü tek bir konsept üzerine çalıştım. Bir kere açtım o sergiyi. Tamam dedim, bu amacına ulaştı. Tabii o benim için ulaştı. Başkaları için bilmiyorum. O çok kafama takılan bir konu değil. Peki hemen buradan tarzınıza bir girelim o zaman. Yani ışık işte çok çok renkli, mükemmel bir ışık kullanımı, mükemmel bir derinlik. Bununla ilgili yani buraya nasıl evrildi süreciniz? Onu bir sormak istiyorum ama bir sorum daha var tarzınızla ilgili. Önce bunun cevabını alayım. Evet, dinliyorum. Bu formlara, yani bu sıçramalara nasıl evrildi süreç? Yani siz nasıl bu noktaya geldiniz? Neden böyle işler yapıyorsunuz ya da daha ne kadar yaparsınız? Şimdi ben size baştan şöyle bir şey anlatayım. Resim sürekli çalışan kişiler için söylüyorum. Sürekli çalışan kişiler resimleri sürekli evrilir, değişir zaman içerisinde. Çünkü 5 yıl önceki, 10 yıl önceki resimle bugünkü resim arasında bir fark mutlaka vardır. Çalışan kişiler için söylüyorum. Yani sürekli. Bir de kendini değiştirmeye çalışan, yenilemeye çalışan insanlar da ya sanatçılar da bunu çok bariz görürüz. İyi takip edildiğinde daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bir kere temelde çok fazla desen çizmek ve çok fazla özellikle klasik anlamdaki değerleri ben kullanıyorum resimlerimde. Form belki farklı form olabilir ama bütün değerler klasiktir. Işık, gölge, lekesel değerler hepsi klasiktir. Hiçbiri birbirinden farklı değildir. Şimdi ben ilk yaptığımda sadece kalabalıklar yapıyordum. Özellikle 2009 işte Yunus Emre resim yarışmasında yaptığım resimde şeydi. Komple sadece büyük büyük figürler bütün fonu dolduruyordu. Ve sonra binalar eklemeye başladım. Binalarla birlikte boya sıçramaları şey olmaya başladı. Ve yaptığım resimler aslında yaptığım hiçbir eskizle aynı değil. Çünkü eskiz çok çiziyorum ama hiçbir zaman eskize şey yapmıyorum. Eskize bağlı kalmıyorum. Tuvalin başına geçtiğinde resme başladığımda kafamda sadece bir kıvılcım buluş. İlk tuvale bir fırça darbesini vurduktan sonra zaten gerisi geliyor. Tabi biraz zor bir süreç ilk resme başlama. Ve bu resmin hepsini doğaçlama yapıyorum. Yani ben o tuvale ki boya sıçraması ve lekelerden yola çıkarak bir form oluşturuyorum. Doğaçlama yapıyorum. Bir yere bakarak yapmıyorum. Yani bir şeyi kılavuz olarak almıyorum. O yüzden formlar doğaçlama oluyor. İşte ortaya bir balon gibi veya bir form koyuyorsun. Ama o form bir sonraki ona benzer bir şey yapsan bile birbirini tutmuyor. Çünkü doğaçlama yapıyorsun. Kendiliğinden çıkan şeyler. Bunlar formlar. Tabii o formları ben kendi bakarken bu aynı şey gibi ya kahve lekesi senin gözünün önünde bir şekil uyandırır ya. Onun gibi bir şey. Ama ben onun üstüne yürüyorum. Silip atmıyorum. Sonra üstüne Ben ekleye ekleye çok özür diliyorum. resim Bir ortaya çıkarıyor. şey eklemek istiyorum. Ben sizi takip eden biri olarak söylüyorum bunu. Yani bakıyorum, bu işi üreten insana bakıyorum. Eğer sadece işi görsem ve kişiyi görmesem derim ki ya çok çılgın böyle hani hippie gibi yaşayan bir adam beklerim. Ama sizi görüyorum. Bu çıkan resimle hani kişinin Ayağı alakası yok. gayet Böyle yere çok basıyor. Resimler uçuş uçuş. Resimler çok İnanılmaz fantastik bir ama şey. sizde farklı bir yani çok renkli bir iş dünyamız var anladığım Ben orada bir kadarıyla. şey söyleyebilir miyim? Bu üç boyutlu böyle hani yukarıdan falan inanılmaz bir perspektif, o kalabalıklar sanki aslında heykeli terk etmemiş. Heykeli almış. İlla resim Resmin içine demiş sokmuş. ve inanılmaz içine sokmuş gibi duruyorsunuz. Aslında oraya getirecektim lafımı. Tamam ben Yaptığım sormam. resimlerde heykelsi bir havası var. Size de iyi günler Resimler. Yo, çok güzel. Yani teşhisiniz çok iyi. Yani tam yerli yerinde. Çünkü formlar mesela baloncuk gibi olan bir formlar vardır. Onlar hepsi birer heykel gibi düşünün. Zaten heykele benziyor. Biz Ceren'le bazen aramızda Temelde öyle. konuşurken ben şöyle bir yorum yaptım. Buna çok dikkat ederiz. Biliyorsunuz ne yaparsak yapalım. Resmin öznünü yakından görmek bambaşka bir şeydir.
Bir takım resimleri biz fotoğraftan, işte sosyal medyadan, şuradan buradan görüyoruz. Ve yakından gördüğümüzde hayal kırıklığına da uğrayabiliyoruz. Çünkü fotoğraf algısıyla yakındaki algı aynı olmuyor. Ama sizin resimlerinizle yakından karşılaştığımızda da o boyutlar, o renkler, o doluluk diyeyim, nasıl anlatayım, aynı duygu devam ediyor. Ya işte ben yaptığım bu resimlerin heykelsi formları var. Bunlar tabii heykel geçmişimden de ilgili olan bir şeyler. Tabii heykeli hiçbir zaman unutamıyorum. Sadece uzun bir süreden sonra işte Armoni Sanat Galerisi'nde açtığım Bir Avuç Cennet serisi sergisinde sadece bir tane özellikle bu serinin devamı olarak bir heykel yaptım. Hı hı. Ve gerçekten içime sinerek yaptığım heykellerden birisi. Güzel güzel oldu yani, keyif aldım. Bir de tarzla ilgili bir şey sorabilir miyim Gülsü Hanımcığım? Eğer tabii ki. Şey bittiyse sorunuzun cevabı. Bir tarzınız var sizin ve o tarzı çok net görüyoruz. Yani ben bir resme evet. bakıp aa bu Raşit Altun'un resmi diyebiliyorum. Bu konuda ya da şöyle sorayım. Bir sanatçının eseri için bu işi bilmem nenin resmi, bilmem nenin işi ne kadar süreyle denebilmeli? Yani ben mesela 10 yıl boyunca sizin işlerinize bakıp hep aa bu Raşit Altun işi diyebilmeli miyim? Bunun bir süresi var mı? Ya valla bu konu aslında çok bana çok şey gibi geliyor, nasıl diyeyim, çok önemli bir konu değilmiş gibi. Kendin gibi olduktan sonra zaten bakan kişi senin olduğunu hisseder. Ben mesela bir portre yapsam illa baloncuk yapmak zorunda değilim, illa böyle boyaları akıtarak veya boya sıçramalarını yapmak zorunda değilim. Onu yaptık, kendin gibi olduktan sonra zaten senin oldun. Çünkü o benim ses tonum. Şu anda yaptığım resim, tekniğim, o benim ses tonum. Fırçayı kullanış şeklim benim ses tonum. Ben kendimi böyle şu anda ifade ediyorum. Ama yarın bu böyle kalacak, kalmayacağından eminim. Çünkü sürekli bu süreç değişiyor. Zaman içerisinde değişiyor. Yeni şeylerden etkileniyoruz, dönemlerden etkileniyoruz. Yaşadığımız olaylar bizi etkiliyor. İşte duygusal olaylar, toplumsal olaylar, her şey bizi etkiliyor. Hı-hı. Tabii doğal olarak bir dil tabii ki önemli. Dil de şeyden dolayı, işte sen kendin gibi olduktan sonra zaten ortaya bir dil oluşmuş oluyor. Aynı şeye hep Aşık Veysel'i şey öğrencilere hep örnek veririm ben. Tamam, Aşık Veysel gibi bir şiir yazmak veya ozanlık yapmak seni kendin yapmaz. O bir kere geldi, o bir tane, başka yok. Önemli olan kendin gibi olabilmen. Kendin gibi olduktan sonra o tarz dediğim şey otomatikman oluşuyor. O tarz dediğim şey senin kendinle ilgili olan bir şey. Hı hı. Ve bunu ortaya çıkartmanın tek bir yolu var. Çok çalışmak. Çalıştıkça o kendiliğinden oluşuyor. Mesela bazen ben üniversiteye giren öğrenci arkadaşlarımız var. Bazen geliyorlar atölyeye, ziyarete falan. Mesela ilk birinci sınıfta gelen arkadaşlar oluyordu. Bir anda böyle bir şeyler yapıyor. Hocam oldu mu? Yani bir anda tarz olsun istiyorlar. Biz hep ben ona şey arkadaşlara yani sen küçük figürler yapınca sanki boyayla sırasında ben tarz yapıyormuş hissine varıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Ben zaman içerisinde oturan bir şey. Hep söylediğim şey şu. Kesinlikle acele etmeyin ve sadece çalışın. Ne çalıştığınızın bir önemi yok. Ne resmi yaptığınızın bir önemi yok. Yapın, ne yapmak istiyorsanız yapın, içinizden ne geliyorsa. Hı hı. Zaman içerisinde oturuyor. Araya yıllar geçtikçe öğrenciler geliyor yanımıza. Bir bakıyorum gerçekten yani sonradan sana hak veriyorlar. Zaten yüz ifadelerinden anlıyorsun. O ilk seninle karşılaştıklarında hak vermedikleri zaman içerisinde onu daha iyi algılıyorlar. Çünkü bu eğitimle olan bir şey ve çalışmakla olan bir şey. Hı hı. Şu anda birçoğu da zaten iyi resimler yapıyor. Şu an öğrencilerde var mı piyasada sizi yetiştirip de böyle çıkmış, sivrilmeye başlayan, öne çıkan isimler verebileceğiniz? Ben güzel sanatlara çok, ben milli eğitim evet. öğretmenim. İşte haftada iki gün üniversiteye gidiyorum, heykel derslerine giriyorum. Ama kendi yetiştirdim şu anda işte şey, Burak Erim benim öğrencimdi güzel sanatlara hazırlanırken. Ben hazırlamıştım ondan sonra. İşim var, öğrenciler var. İşte öğretmen olanlar var. Ama şu anda piyasada olmayıp da sadece heykel işinden hayatını kazanan işte Ahmet Savcı diye bir öğrencim var. Çok yetenekli, inanılmaz. Ama tabii resme yönelmesini çok isterdim. O heykele yöneldi. Tabii de hayatta kalma gayesi söz konusu. Sadece o işten hayatını kazanıyor.
Onun dışında zaten benim yaşım çok büyük değil. Bunları yetiştirdik. Bir de yetiştirdiğin her öğrenci üniversiteye bir şekilde giriyor. Hemen hemen hepsini sokuyordum üniversiteye ama mezun olunca istediğin sonuçlarını yani şey bekliyorsun işte. Birisi iş mi arıyorsa en iyisi olacak veya çok iyi yerlere gelecek. Kafamda hep öyle şeyler vardı. Bunların hiçbiri öyle gerçekleşmedi. Gerçekleşmiyor da. Öyle değil. Bir de sadece yetenek de değil. Ben onu size söyleyeyim. Çok yetenekli. O çocuk çok iyi yerlere gider. Öyle bir şey yok. Ben ona kesinlikle inancım yok. Zaten şahit de oldum. Tamamen gerçekten çok çalışan, emek veren, yaptığı şeye inanan ve o yolda giden kişiler çok iyi yerlere gidiyor. Çok zor bir yol çünkü ve uzun bir yol. Aynen öyle. Herkes direnemiyor. Herkes o yolda şey yapamıyor. Doğru. Ya gerçekten şimdi mesela bir şeyler yapıyorsun. Aslında beni çok kişi tanımıyor. Siz beni çok kişi tanıyor zannediyorsunuz. Biz çok hayranımız var diye düşünüyorduk. Çok fazla büyütmeye gerek yok. Çünkü çok kişi tanımıyor aslında. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ben 2001'de mezun oldum ama ben 2002'de bir şey yani kimse beni tanımıyordu. Ben sürekli resim yaptım, sürekli heykel yaptım, sürekli çalıştım. Aradan 10 senelik bir süreç var arada, bu boşluk var. O boşluk o kadar dolu ki. Aklına en almayacak bir doluluk var ortada ama oturmamış bir doluluk vardı. Bu 2009'dan sonra 2008-2009, 2010'da tam oturdu. Ortadaki o doluluk taşların yerine oturması bir süreç istedi. Şimdi bunu direnebilecek yani direnebilecek çok az. Doğru, çok az kişi. Doğru. Var. Çok haklısınız. Yani direnmek çok önemli. Tek sebebi çok çalışma. Yani başka şey yok. Geriye kalan her şey aslında fasafüsü. Hemen çok böyle büyüleniyorum. Farklı şeyler yani böyle bu tür şeyler çok büyük, fazla büyük, söylüyorum. Büyük konuşmalara, evet. Şeylere gerek yok diyorsunuz. Evet. Yok, öyle bir hikayelere gerek yok. Ya çalışmak dışında başka bir sırrı yok bu işin. Ve inanarak çalışmak dışında. Evet. Tabii beklenti oldu mu o iş olmuyor. Beklentisiz. Şey gibi. Kendi çocuğunu niye seversin? Hiçbir beklenti olmadan hayat seversin. Da böyledir değil mi? Beklentiler yükseldikçe mutsuzluk şeyin artar. Dozu artar. Yani doğru. Mümkün olduğunca kendi iç sinerjini hallettiğin zaman karşıdan gelecek, dışarıdan gelecek beklentileri azalttığın zaman daha mutlu ve dayanıklı devam etme şansın oluyor. Doğru. Kesinlikle. Şimdi bu, ben araya girmek zorundayım çünkü. Tabii ki zaman daralıyor. Evet. Zaman daraldı. Oho, zaman çoktan geçti de. Hani böyle bir artık toparlamaya peki. Doğru gidelim. Tamam. Bu ben Araf konusunu konuşmak istiyorum. Ben Araf deyip bırakayım çünkü sergilere konu olmuş. Başlı başına bir Araf yorumlaması yapıyorsunuz. Nedir bunun sizdeki felsefesi ve resimlerine yansıma şekli? Ya şimdi ben resim yaparken çok fazla şeyin aslında ismi yapmıyorum. Mesela Türk kültüründe şey vardır ya işte bir çocuk kahramanlık yaptıktan sonra isim koyarsın. Kahramanlık yapmadan isim koymazsın. Mesela ben resmi yaparken o ismi koymadım. Resmi bitirdikten sonra ismi koydum. Ortaya çıkan şey bana o ismi ithaf etmemi sağladı. Yani çünkü şey değil, ben resmi yapıyorum. Zaten sürekli resim yapan birisiyim. Ama ben o ismi koyacağım diye bir kaygıya düşmedim. Ve ben Arafsi resimleri yaparken beni o duyguların içine düşürdü. Ve dedim ki işte bu serinin adı Araf olacak. Şimdi Araf'tan önce Mahşeri serisi diye bir seri yapıyordum. Onlarda binalar ve daha farklı formlar vardı. O 2010 ile 2012 yıllar arasında ama ondan sonrakini Araf serisi koydum. Ve buna bir isim koyma ihtiyacı hissettim. Şey gibi geliyor bana, isim koymanın olumlu tarafı şu. Yani bir isim koyarsan kimliğe bürünür diye düşünüyorum. Ben bir kimliği olmasını hep düşündüm. O yüzden isim koyunca bu resimler bir kimliğe büründü ve insanlara daha kolay ulaşmak. İnsanlara daha bir ipucu veriyor değil mi? Kendimi yani ifade etmemi sağladı. Nereden bakacaklarına dair bir isim, hafif böyle bir hikayeyi veriyor karşıya. Sonra o kendi nasıl bitirirse. Ben insanlara ipucu verdim aslında. Şimdi benim önümde var sevgili Araf 2015, sıfır var mesela 2018. Yani Araf'ta siz daha resimde şunu anlayabilir miyiz? Tam ne cennete ne cehennem, ne kötü ne iyi. Ben hala arayış içerisindeyim. Duygusunda mı kalmış olduğunuz için o Araf adı çıktı? Araf kelimesi zaten ondan çıktı. Çünkü tamamen dini değil, bir şey değil. Bütün inançlarda, bütün şeylerde olan bir şeydir.
Ve ben yaptığım resimler böyle daha dini algılanıyor bazıları için. Bazıları, çoğu kişi beni anlıyor zaten şeyi. Aslında bütün bu yaşadığımız şeyler, her şey, Araf, Mahşer özellikle bu tarafla ilgili olan bir şey. Her şey şu anda yaşadığımız şey. Ve biz insanlık da arada kalmışız. Yaşadığımız her şeyi bize arada bırakmış. Şu anda basit, yani çok olumsuz bir şeyin içerisindeyiz. Koronavirüs diye bir şey var. O bile toplumları, insanları arada bıraktı ve evlere hapsetti. İnsanların düşünmesini sağladı. İnsanların kendi kabuklarına çekip kendilerini düşünmesini sağladı. Ben resimlerimde de yapmak istediğim şey yok. Yani düşünmeni sağlamak veya sana ben bir hikaye sunuyorum, sen o hikayenin ipin ucunu veriyorum, sen gerisini sen kendin getiriyorsun, düşünmeni sağlamak istiyorum. Ve hep bir mesaj vermeye çalışıyorum. Ben bir de konuları seviyorum aslında. Bana göre resim gene karşıdaki kişiye bir şey vermesi lazım. O yüzden de Araf ismi koymamın sebebi o. Son soruyu sorabilir miyim? Tabii ki. Buyurun, ben de bitti. Bir sanatçı olarak, yani sanatçı tabii ki toplumsal olaylardan, işte politikadan, dünyanın halinden, ondan da bir sürü şeyden etkilenir ama sanatçı aynı zamanda sanattan da beslenir. Sizin beslendiğiniz, yani beni çok etkileyen bir müzik, işte şiir, roman, yazar, film, neyse dediğiniz sanat dallarına ait eserlerle ilgili bir bilgi almak istiyorum. Ya şimdi müzik çok farklı bir şey. Sanatçı olarak, ressam olarak ben en çok etkilendiğim ressamlardan birisi Gerhard Richter'dir. Gerhard Richter'in kesinlikle bizim günümüzdeki en üst düzeydeki ressamlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Daha önceden de ismini hep duyuyorduk. Çok eskiden. Ama şeyini, hep fotoğraflarını görüyordum. Bunun orijinalini gördükten sonra neden bu kadar büyük bir ressam olduğunu daha iyi anladım ve büyüsüne kapıldım. Şeyde de öyle. Mesela Van Gogh'u biliyoruz. Rembrandt'ı biliyoruz. Michelangelo'yu biliyoruz. Orijinallerini gördükten sonra neden bu kadar büyük olduklarını, neden isimleri dünyaya yayıldığını daha iyi hissediyorsun. Bunu kelimelere dökemiyorsun aslında. Hı hı. Mesela Michelangelo'nun Piyata heykelini gördüğünde yani ben Roma'nın her tarafını geziyorsun, her yere heykel. Bütün sokaklar, bütün yerler, her yere heykel yapmışlar. Ama onu görünce her şey yıkılıyor yani. Hı hı. O başka bir şey. Ve o heykeltıraşın ne kadar önemli, ne kadar büyük birisi olduğunu daha iyi hissediyorsun. Hatta büyüsünde kalıyorsun. Hı. Seni çok fazla etkileniyor. Rembrandt beni aynı şekilde etkiledi. Van Gogh şok etti zaten. Çünkü Van Gogh fotoğraflarda görüyorsun. Orijinalini görünce yani şok oluyorsun. Yani inanın beni çok etkiledi. Hı hı. Tabii başka kimse, insanlara o kadar etkiler mi bilmiyorum da beni çok fazla etkileyen ressamlardan birisi. Yani müzik konusunda da ben işte şey, müziği dinlerken de bazen bir duyguya kapılıyorsun. O müziği başkasına dinlettirdiğinde onda aynı duyguyu yaratmadığı için müziği söylememe gerek yok. Edebiyat? Aslında. Büyüsü bozuluyor. Yani edebiyatta en son 1980 diye bir 1980'de galiba şu anda okuduğum kitap, çok etkilendim. İsmini unuttum ya, yazarının ismini unuttum. Çok beğendiğim bir kitap. Ondan çok etkilenmiştim. Bir de Alamut Kalesi'ni çok beni etkileyen kitaplardan birisidir. Hasan Sabah'ın hayatını anlatan. Evet, canlı canlı yaşıyor gibiyiz zaten. Tabii zaten o bu tür şeyler bizi çok fazla besliyor. Hı hı hı. Çünkü burada bir hikaye insanlara inandırıyor ve o hikaye için onun uğruna insanlar ölüyor. O yüzden Alamut Kalesi beni çok etkiledi, o Alamut Kalesi kitabı. Hı hı. O da bayağı bir etkisi üstümde uzun süre şey yaptı. Hadi aklıma geldikçe de bir muhabbet olunca anlatırım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben... Ya umarım... Gayet güzel oldu. Ben İstanbul'dan çok teşekkür ediyoruz programımıza zaman ayırdığınız, katıldığınız için. İnşallah başka bir yerde daha uzun, güzel günlerde bir araya gelmek üzere diyorum. Ve sözü Ceren'e, İzmir'e bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir İzmirli olarak, siz de bir İzmirli olarak. Ben de bir İzmirli olarak. Yani İzmirli. Bizim ikimizin İzmir'de buluşma
potansiyeli daha yüksek, hani İstanbul'dan kalkıp gelirseniz tabii ki Gülsü Hanımcığım. Tamam, gelmeyeyim. Anladım. Yok, estağfurullah. Tamam. Gelin. İzmir'de buluşmak dileğiyle diyorum. İyi ki geldiniz, konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum, zaman ayırdınız. Bir sonraki Beyaz Sual'de görüşeceğiz. Yalnız bizim çok sevgili sponsorumuz Ponart'ın size hediyeleri vardı. Ben hemen onları bir göstermek istiyorum. Evet, Ponart'ın deseni mükemmel olan ressamlarımızı, deseni daha da güzel olsun çok diye teşekkür ederim ya, Ponart'a hediye ettiği iki tane böyle küçük hediyemiz var. Onları normalde böyle bir arada olsaydık elden teslim edecektik ama kargo yoluyla size ulaştıracağız. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Üretiminiz daim olsun diyorum. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim ya. Like gördüğünüz için çok teşekkürler. Estağfurullah. Gerçekten güzel sohbetti. Bir sonraki Beyaz Sual'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.